Kurban Bayramı'nda kurbanlar kesilmeye başlandı, sofralar kuruldu, etler yenilmeye başlandı. Uzman diyetisyen Yaren İnci, Kurban Bayramı'nda beslenmede dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi. Başlamak isteyenlerimiz olabiliyor ama etimiz kesildikten sonra aslında 24 saat boyunca dinlendirilmeli. Çünkü kesilme anında mikroorganizmaların ölmesi için 24 saat, bir de rigor mortis dediğimiz ölüm katılığı, yani etin sert olmasından kaynaklı dinlenmiş et yemekte fayda vardır. En azından 24 saat bekleyemiyorsak da bir 5-6 saatlik bekleme, kahvaltıyı hafif bir şekilde geçirip öğleden sonra ya da akşam üstünde et yemek daha iyi olacaktır. Peki nasıl bir kahvaltı yapmalıyız bu süreçte? Kırmızı eti çok fazla tüketeceğimiz için zaten fazlasıyla kolesterol, doymuş yağlardan zengin bir beslenme şekli olacağı için en azından kahvaltıda yumurta tüketiminden kaçınmakta fayda var. Yağsız bir beyaz peynir, rengarenk bir salatalık, domates, işte bir yeşil biber antioksidan açısından zengin olacak şekilde C vitamininden de. Yanında tabii ki her zaman tam buğday ya da çavdarımız olmazsa olmazımız olacak şekilde hafif bir kahvaltı bizim için bu süreçte yeterlidir. Geleneksel bir aile, geleneksel bir bayram yaşıyorsak, bayram ziyaretlerinize gidiyorsanız, belki bu bayram ziyaretlerinden birkaçını öğle ya da akşam vakitlerine denk getirip oradaki ikramlara da hayır dememek adına oradaki tabakları tüketebiliriz. Tabii ki burada tüketeceğimize dikkat edeceğimiz noktalar 120-150 gram et. Kişiden kişiye farklılık gösterir ama ortalama. Bu da bir tabağımızda dolu dolu et şeklinde değil de 1/4'ünde et olacak. Yarısında salata. Hem bu salata kırmızı et tükettik ve bir hazımsızlık problemi yaşadığımızda liflerden, posalardan zengin olmasından kaynaklı bizi rahatlatacak. Kabızlığımıza iyi gelecek bu süreçte. Bir de yine posadan zengin olacak şekilde tam buğday, çavdar ya da olduğumuz yerde en azından pirinç pilavı, bulgur pilavı gibi varsa onlardan tercih etmek. Eğer evde kendimiz yapıyorsak da bu süreçte pirinçten, pilavdan uzak durmamızda fayda vardır. Tükettiğimiz et miktarı kadar bir de bizim pişirme yöntemlerimiz de çok önemli bu süreçte. Kızartma, işte kavurma gibi yöntemlerden uzak durmak. Zaten kendisinden doymuş yağ olarak fazlasıyla yüksek miktarda. Bir de ekstra içeriden kendimiz yağ eklediğimizde kalorisini oldukça arttırıyoruz ve etin özelliklerini yoksullaştırıyoruz. O yüzden bunun yerine ızgara, fırınlama ya da haşlama yöntemlerini tercih etmekte fayda vardır. Özellikle bizde mangalda aslında mesafeyi korumamız gerekiyor. Mangalın evet korkulacak noktaları vardır. Nasıl ki eğer işte yanında yediğimiz bir patlıcanı, soğanı közün içine atıyorsak, o közleme yöntemi yani közle ya da ateşle temas ediyorsa, bunlar çok ileriki dönemlerde bize kanserojen etkiyle kansere neden olabiliyorlar. O yüzden etin ya da yiyeceğimiz herhangi bir yanındaki sebzenin etler arasında 10-15 santim kadar mesafe olmalı ateşle. Eti o şekilde mangal mesafesini koruyarak yaparsak mangaldan korkmamıza gerek yok. Gayet de yapabilirler. Öncelikle tatlı tüketimin nasıl gittiğimiz yerlerde evet şerbetle tatlı ikrami oluyor ya, ama gittiğimiz kadar bize de misafirler gelebiliyor ve bir yerde bu noktayı kırabilmek de, bu döngüyü kırabilmek de çok önemli. Gelen misafirlerimize bir şerbetli baklava yerine daha yapacağımız bir sütlü tatlı ya da bir fresh bir meyve tabağı vermek çok daha iyi olacaktır. Hem gelen kişiye iyi olacak hem kendimize. Belki burada hani kalıplaşmış bir bayram algısı vardır. Onu yavaştan kırabiliriz. Bu geleneksel bir yapıdan gelmemizden kaynaklanıyor. Ya da gelen ikramı işte geri çeviremem. Bununla çok karşılaşıyoruz. Burada da eğer çeviremeyeceksek gittiğimiz bir misafirlikte tuzlu olarak İşte börek ya da sarma ya da et yediysek en azından diğer öğünde tatlıyı, aynı öğünlerde ikisinden birden yemek değil, bir sonraki misafirliğimizde tatlıyı tercih etmek. Yarım porsiyon şeklinde, evet karşımdakini de kırmıyorum ama yarım yiyorum. Ya da verilen çikolatayı alıp yememek gibi şeyler uygulayabiliriz. Bu şekilde olması çok daha iyi olacaktır. Bütün içeceklerin bir yanına en değerli içeceğimiz su. Vücudumuzun toksinlerden arınması için bu süreçte bol bol su için çok önemli. Yaz aylarındayız. Fazlasıyla vücudumuzda terleme de olmasıyla birlikte su ihtiyacımız artıyor. O yüzden yaklaşık 2,5-3 litreye kadar su içimini arttırmak. Bunun yanında ikram edilen asitli ve şekerli içeceklerin yerine şekersiz ya da az şekerli olan içecekler tercih etmek. Bu bir limonata olabilir. Ya da misafirimize işte bir siyah gazlı içecek vermek yerine bir ayran tercihini bulunabiliriz. Ya da çok fazla kahve içimi, illa kalorili olacak değil, çok fazla kahve içimleri de oluşabiliyor bu süreçte, kahve ve çay.
Bu noktaya dikkat edip en azından bunları aza indirebilmek, şekersiz içebilmek, her içtiğimiz kahve çay içinde birer bardak fazla su içmemiz gerektiğini unutmadan bu şekilde birazcık daha şekerliler yerine şekersizleri tercih etmek çok daha iyi olacaktır. Yaz aylarıyla birlikte terleme, işte bu elektrolit dengemizle birlikte bir tane de maden suyu öneriyorum. Hem de kırmızı etin sindiriminden kaynaklı o sindirime yardımcı olsun. Dikkat edeceklerimiz noktalar dışında bir de yürüyüş yapmayı öneriyorum herkese. En azından akşamları bu kadar kalori aldık ya da fazla bir rahatsızlık yaşıyoruz. Bu süreçte yürüyüş unutmayalım. Günde 30-45 dakikalık yürüyüşler de bize iyi gelecektir. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben tekrardan herkese iyi bayramlar diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla kalsınlar.